kendilerini hazırlayacaklar. Ben bu arada biraz bilgilendirme yapayım, biraz da konuyla ilgili konuşayım. Bir arkadaşımız bugün yapılan sunumları mail olarak almam mümkün olur mu? Benim mail adresime gönderebilir misiniz diye bir isteği olmuş. Bugünkü seminerin oturumları ve sunumları yarın İSMO'nun web sayfasında olacak. Dolayısıyla İSMO TV'de. İSMO TV'de şu anda da canlı yayındayız zaten biliyorsunuz. İzleyebiliyorlar bizi. Yarın bu seminerin bütün konuşmaları, birinci bölüm ve bu bölüm dahil ikinci bölüm İSMO TV'de izlenebilir. Sunumlar da yine İSMO web sayfasında konulacak. İsteyen arkadaşlar oradan indirebilir. Dolayısıyla maila gerek yok. Bunu herkesin dikkatine sunuyorum. Efendim, işletmede dönem sonu işlemleri, muhasebe, aslında onu geliştirip işletme diye ele almak lazım. Bu dönem sonu işlemleri sayın konuşmacılar da belirttiler. Bir yerde işletmenin tepeden tırnağa gözden geçirilmesi, bir yıl içerisinde yapılmış bütün işlemlerin gözden geçirilmesi, tabii bunların vücut bulduğu yer, hayata geçtiği yer muhasebe olduğu için, muhasebede bildiğiniz gibi biz gerçekleşen parayla ifade edilen işlemlerin kayıtlarını tutuyoruz. Bir bir 2016'da muhasebede ilk kaydımız açılış, 31.12.2015 tarihli bilançoyu 1.1.2016'da açtık. Bir önceki dönem sonu 31.12.2015, 1.1.2016 bu dönemin başı. 31.12.2015'te dönem sonu işlemleri yaptığımız için açılış kaydımızdaki bütün hesaplar 1.1.2016 bilançosu zaten hem doğruydu hem gerçekti. Doğru gerçek biliyorsunuz ayrı ayrı kavramlardır. Biz muhasebede temel bilanço eşitliğinden veya muhasebe eşitliğinden gittiğimiz için bize her şey doğru gider. Kaydi olarak doğru gider. Kayıtlarda doğruyuz. 1.1.2016 açılış kaydı hem doğru hem gerçekti. Gerçek de şu, o hesapların karşısında ya da bilanço kalemlerinin karşısındaki tutarlar doğru olmanın yanında gerçektir. Yani kasada 15 bin lira para görünüyorsa, kaydı olan 15 bin lira kasada da 15 bin lirada. Gidip saydığımda 15 bin lirayı görürüm. 1.1.2016. Bununla başladık. Dönem içerisinde gerçekleşen bizim varlık kaynaklarımız üzerinde etki yaratan işlemleri kayıtları alarak, sınıflandırarak geldik. Her ay sonunda aylık mizanlar, 31.12.2016'ya geldiğimizde genel geçim mizanımızı düzenliyoruz. Düzenleyeceğiz. 31.12.2016. Bugün ayın 6'sı. 6 Aralık 2016. 6 Aralık 31.12. Yaklaşık 25 günümüz var. Bu 25 günde biz 31.12 için hazırlık da yapabiliriz. Yani bu check-up'sa check-up'ın ön çalışmasını veya bu bayram temizliği ise işletmemizi gözden geçireceksek, bütün varlık kaynakları kayıtlarda doğru olan, kaydı olarak doğru olan varlık kaynakları gerçeğe eşit hale getirmek için şu anda da bir takım çalışmalar yapılabilir. Örneğin bir takım doğrulamalar yapılabilir, alıcı-satıcı mütabakatları yapılabilir veya dönem sonuna hazırlık için çok hareket görmeyen, dönem içerisinde birkaç kez hareket gören hesaplar şu anda gözden geçirilebilir. Örneğin dönem içerisinde alınmış duran varlık ya da elden çıkartılmış duran varlık işlemleri belki gözden geçirilebilir. Bunların belgesi vesairesi. Çünkü 31.12'ye gittikçe işler hareketlenecek, tansiyon yükselecek,
check-up faaliyeti veya ev temizliği hızlanacak. 31.12'ye geldiğimizde zaten 31.12 bilanço biliyorsunuz. 31.12 2016 saat tam 12 Akrep Yelkovan sahne üst üste geldiği andaki durumu gösterir teorik olarak. 31.12 2016 bilançosu tam o andaki saatin 12 olup hepimizin yeni yılı kutladığımız andır. O an itibariyle işletmenin varlık ve kaynak durumunu gösterir. Bunun hazırlıklarına şimdiden başlayıp az hareket gören maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, öz kaynak hesapları, bunlarla ilgili eksik işlemlerimiz var mı bakılabilir. 31.12'de sayımlar yapacağız. Bir de biz usul incelemelerinde söyledik. Bu sayımları işletme ilgililerinden listelerini alın lütfen. Stokların, maddi duran varlıkların, mümkünse alın. Onlar tarafından imzalatılmış olması da, onların imzalaması da önemli. Çünkü biz mali müşavirler olarak işletme sahip ve yöneticilerinin bize verdikleri bilgileri esas alarak kayıtları tutuyoruz. 31.12'de bütün mevcut alacak borç ve öz kaynak hesaplarının sayma, ölçme, tartma ve değerlendirme, miktar belirleme, sonra bunun paraya dönüştürülmesi ki muhasebe dışı envanter diyoruz. Muhasebe dışı envanteri muhasebe içi envanterle karşılaştırıp, yani kaydi durumla fiili durumu karşılaştırıp bir fark varsa kayıtları fiili durumu göster hale getireceğiz. Bu çalışmaların hepsi 31.12 2016 tarih itibariyle yapılmış olması lazım. Her işletmenin tabii bir çalışma biçim, bir sistematiği var. Ama belgelemeyi bence önemseyin. İleride sıkıntı yaşamamak için, işletme sahip ve yöneticilerle sıkıntı yaşamamak için bence bu çalışmayı bugünden başlayarak 31.12'ye kadar yapmakta fayda var. Evet, hocalarım hazır herhalde. Volkan Hocam, ben çok uzatmayacağım. En çok soru devlete geldi. Onlar çalışıyorlar. Biz bu arada şeyden başlayalım. Volkan Hocam'dan. Volkan Hocam, söz sizin. Buyurun lütfen. Tamam. Efendim, teşekkür ediyorum. Sorularınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel sorular. Şimdi biraz gruplandırmaya çalıştım kısa sürede ama affedin. Bir isim zikretmeyeyim, değil mi? Bir arkadaşımız, bir meslektaşımız 131 hesap için 30.11.2016 tarihinde kanun gereği yapılandırması başvurmuş. Yani ortak cari hesabı yapılandırmaya başvurmuş. %3'ünü ödemiş, 2100 lira. Bununla ilgili 131 hesapta bulunan 70 bin lirayı KKG ya da bilanço dengeleri bozmaması için tebliğde yazılı 296'ı kullanabilir miyiz? Ödenen vergiyi sormuş, KKG mi yapılacak? Vergi değil aslında o, biliyorsunuz. %3 af bedeli. Ben vergi demiyorum. Vergi çünkü kanunla konulur, kanunla alınır. Bu af bedelinin nasıl konulur konusunda hepimiz biliyoruz. Gerçi kanunla kondu ama vergi değil. 2016 adat. Şimdi şöyle. Biliyorsunuz ortak cari hesapları ve kasa aflarının hangi tarih itibariyle af kapsamına alınacağı yazıyor. Kanunda da yazıyor, tebliğde de açık. 31.12.2015. Ve geçmiş aflardan tecrübemiz ki bir herhangi muazza anında inceleme elemanları kesin mizan bilgilerine bakıyor. Ve de kurumların ekine bakıyor ama kesin mizan daha şey. Şimdi bu meslektaşımız 31.12.2015'deki bilançosunda beyan ettiği finansal tablosundaki 70 bin lirayı gitmiş, %3'ten yararlanmış, parasını ödemiş. Tek seferde zaten ödeniyor. Sorusu şu, 1.1.2016'dan 11. ayın sonuna kadar adat yaparlar mı ya da yapmam gerekir mi? Kanunu okuduğunuzda evet yapabilirler. Yapabilirler çünkü ne diyor? 31.12.2015 tarihi itibariyle yaparım. Ama düz mantıkla baktığınızda, hani burada niyet okuyuculuk yapacağım biraz, istese hukuki olarak yapabilir. Bir kere onu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. 31.12.2016 bilançosu kesin mizana yüklü miktarda gitmeyeceği için, yani ortak cari hesabınız hani emsallerine ve ticari faaliyete uygun gideceği için
Sadece o konuda incelenir misiniz onu bilemiyorum ama herhangi bir inceleme anında 11 aylık adat yapabilirler. Siz yapayım mı diye sormuşsunuz, yapmakta fayda var sonuçta. İkincisi, diyor ki bu 70 bin lirayı nereye yazacağım? Bununla ilgili geçen de biz İsmo'da da eğitmen arkadaşlarımızla da tartıştık. Kanun açık zaten, gider yazacaksınız diyor. İkincisi de, sizi biraz korumak için mükellefleri, gider yazdığınız zaman teknik iflasa kadar gidebiliyor. Özellikle ortak ve kasalar. Yani 100 bin lira öz kaynak düşünün, 200 bin liralık ortak cari hesap affına girdiğiniz zaman öz kaynak ekside. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini biliyorsunuz, 376'dan sonrakileri, işte borca batıklık, öz sermayenin kaybı. Dolayısıyla bununla ilgili bir alternatif yöntem vermiş. Aslında kanun koyucu eliyle, muhasebe hocamız da burada değil mi? Muhasebe manipülasyonu yapmış. Demiş ki 296'da da tutabilirsin. Yani bende göründüğü zaman en azından teknik iflasla görünme. Bunun hiçbir kıymeti yok. O bilançoları, mizanları bankaya verdiğiniz zaman zaten bunu gören çiziyor. Bir tane de öz kaynaktan çiziyor. Ya da bağımsız denetime girdiği zaman sadece hani hukuki olarak kanun koyucu biraz işletmeleri korumaya çalışmış. Bu 70 bin lira KKG falan değil. Bildiğiniz, özür dilerim, 70 bin lira KKG, bir de %3'ü de KKG gider yazarsanız. Yani kanundan kabul edilmeyen gider. Bilginiz olsun. Bir başkası, yazısını okuyamıyorum. En son deneyeceğim bir meslektaşımınkini. Aynı mekanı paylaşan iki doktor, kendi aralarında sözlü anlaşma yaparak bir cihazı satın alıyorlar. Şimdi borçlar kanunda sözleşme serbestisi var. Sözle de yapılabiliyor ve fakat leasing sözleşmesi doktorlardan birisi adına kiracı, diğeri ise müteselsil kefil. Fakat ödemeyi ortak yapacaklar. Dizi gibi. Bununla dizi çekin bence siz. Ciddi söylüyorum. Özü şu, meslektaşımıza özü şu. Sözleşme kimin adıysa gideri o yapabilir. Ancak gider yansıtma faturasıyla aralarında bir ticari illiyet bağı kurarlarsa bunu gider yansıtma faturasıyla ticari teamüllere uygun olarak yansıtabilir diyeyim. Zaten sorusunda şeyi buydu. Lokanta, restoran alanında garson servisi sunarak faaliyet gösteren işletmeler için hizmet üretici işletmesi çağrıcı tek hesap planında 157, 147, 141, 622 doğrudur efendim. Kur farkları ile ilgili fatura kesiminde son durum nedir? Lehte, şimdi son durumu biz şundan, haberler vermiyor bunu, şuradan takip ediyoruz. Yargı kararları, tebliğler, resmi gazete her gün, yargı kararları ve özelgeleri takip edince son durumu, bunlara ulaşmak çok kolay. Ama son durumu söyleyeyim, özellikle bu katma değer vergisi uygulama genel tebliğini hepsini birleştirip koydular ve bununla ilgili özel bir başlık var. Bununla ilgili zaten söyledim. Lehte aleyhte eğer ticari şey hizmet veya mal alım satımı, hizmet teslimi döviz üzerinden kurgulandıysa bununla ilgili kur farkları ödeme zamanında lehte aleyhte fatura mukabilinde ve KDV ile KDV de işlemin gerçekleştiği tarihteki o mal ve hizmetin KDV'si ile kesilecek diyor. Sadece değerleme dönemlerinde KDV yok diyor. Sat geri kirala al yöntemi. Bu yöntemle sağlanan finansal kredi oranı normal yöntemle sağlanan rotatif spot kredilerden daha mı uyguna gelir? Avantajları nelerdir? Bir örnek nerede bulabiliriz? Şimdi bu sadece bu yöntemle ilgili değil ama bütün kredilerde krediyi kullanana özeldir artık biliyorsunuz. Yani herkesin reytingi farklıdır. Bir kere işte bizim bir arkadaş %12'den kullanmış deyip girdiğinizde leasing firmasına %20 çıkarabilirler karşınıza. Arkadaşınız çok sağlammış demek ki. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Benim başıma gelenlerde uygulamada genellikle daha ucuz oluyor. Borç yapılandırdıkları için. Hatta bir bankaya sarmala girmiş borcunuz varsa o bankanın leasing firması varsa veya o bankanın şimdi katılım bankası varsa birbirleri arasındaki münasebetten dolayı daha da yardımcı olabiliyorlar. Ama benim kurguladığım örneklerde daha ucuza mal olduğu yönünde. Bununla ilgili örneği nereden bulabiliriz? Nasıl bir örnek istiyorsunuz? Yani makaleler var bununla ilgili. Ama muhasebe kayıtları da var, her şey var ama nasıl örnek istiyorsunuz bilmiyorum. Hani case study yok bununla ilgili bir vaka çalışması. Benim bildiğim yok.
Benden talep ediyorsanız bir ara yazarız. 2 yıldan fazla süreyle aktifte tutulan gayrimenkul satışına ilişkin çok özel cevabımla ilgili. Son ilişkin olarak söz konusu satıştan sonra özel fon hesabında tutmuş olduğumuz istisna tutarını zarar ettiğimiz herhangi bir dönemde 649'a virmanlayıp beyan edebilir miyiz? Bu yenileme fonu değil herhalde, değil mi? Burada mı? Yenileme fonu mu? Şimdi yenileme fonu ayrı, kanunda da ayrı yeri ama özel fon hani o farklı. Yenileme fonu olduğunu anlıyorum ben çünkü aktifte şeyle. Yenileme fonuysa bu 3 yıl süreyle pasifte bekletilebilir. 3 yıldan sonra, o 3 yılın başlangıcı idare ediyor ki ilgili hesap dönemi de sayılır. Danıştay'ın kararı var, diyor ki ilgili hesap döneminden sonra başlar. Ama idare ısrarcı, yani ilgili hesap döneminde sayılır konusunda ısrarcı, yargı yollarını açmak istiyorsanız öbürünü de deneyebilirsiniz. Bu 649'a virmanlayabilir misiniz? Virmanlarsınız ama şimdi sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Özellikle bu tür kararlarda, yenileme fonu, özel fon, affa girme, fon oluşturma gibi kararlarda lütfen özellikle sermaye şirketlerinde ilgili karar defterlerinize karar alınız. Çünkü karar olmadığı zaman, üzerinden geçiyor ve zaman aşımına uğramayıp incelemeye girdiğiniz zaman bir fatura görüyor inceleme elemanı, çat da bir yenileme fonu görüyor, bunun olayı kurgulayamıyor. Bunlarla ilgili işte ilgili varlığın satılmasına, ilgili varlığın alınmasına, yenisinin alınmak üzere satılmasına, alınamadığına, tekrar şeye matrağa ilave edilene dair kararlar alınız. Duran varlık satışı dahil. Sermaye amortismanı, işte nakit sermaye artırımında indirim uygulaması filan nasıl olacak? Oluyor şu anda. Sadece kurumlar vergisi beyannamesi, evet kurumlar çünkü 10. maddeyi değiştirdiler, kurumlar vergisi mükellefleri için. Zaten gelir vergisi mükellefleri için sermaye konusu soru işareti. Hani orada tescilli bir sermaye olmadığı için. Kurumlar vergisi mükellefleri için sadece gider olarak mı belirteceğiz? Evet, beyanname üzerinde gider olarak belirteceksiniz. Herhangi bir muhasebe kaydı yok. Dönem içinde bir firma ile alışverişimiz olmuş ve bundan sonra bir kur farkı, bundan doğan bir kur farkı oluşmuş. Firmayı arayıp sorduğumuzda genelde öyle bir şey yok, biz kapattık derler, değil mi? Aynen öyle demişler zaten. Biz fatura kesmiyoruz, işlemi kapattık demiş. Bu durumda bizde kur farkı faturası olmadan işlem kapatılabilir mi? Şimdi bu alıcı mısınız, satıcı mısınız farklı. İdare şöyle yapabilir. Yani bu faturayı kesmeniz gerekir ve size gelir yaratıp KDV ödemeniz gerekiyorsa niye kesmediniz diyebilir. Tutar da önemli. Yani 7000'in altındaki tutarları nasıl böyle pat diye biz kapattık diyorlar. Tabii o da ayrıca bir konu. Oto yedek parça satıcısıyız. Üretici değil, tedarikçiyiz. Ticari mal alıp satıyor. Her sene arızalı olduğu için iadesi gelen, elimizde kalan parçalar oluyor. Satılamayan yıl sonunda bu ticari mallar için yapabileceğimiz en doğru, tabiri caizse kazançlı, gülücük yapmış, muhasebe politikası ne olabilir? Maliyecilerin yanında mı söyleyeyim, çıkışta mı söyleyeyim? Bununla ilgili şey çok açık, vergisi kanunu açık. Emsalden fatura keseceksiniz, KDV'sini ödeyeceksiniz veya küçük mükellefseniz, yani büyük mükellefler vergi dairesi mükellefi değilseniz çok da tercih etmeyin derim. Maliyeye bildireceksiniz, takdir çağıracaksınız. Gelmiyorlar ama. Takdir çağıracaksınız. Bunları işte stoklardan silmeniz için tutanakla o yol biraz uzun yol. Stok affına girmiş, kayıtlarda olmadığı halde fiilen mevcut olan malların kayıt altına aldığımızda stoklar hesabının karşı hesabı sermaye yedeklerindeki tutar ile ortakları alacaklar hesabı dönem sonunda mahsuplaştırabilir miyiz? Bir şey yapmayın. Mahsuplaştırmayın. Çünkü o tür fonlara öyle virman ve mahsuplaştırma yapınca idarenin bakışı direkt işletmeden çekilmiş kıymet olarak görüyor. Bir soru daha var. Üstad'la beraber fikrimizi söyleyelim, değil mi? Yani şey yapamadık. Bir de enteresan, stok affı ile ilgili bilmiyorum. Ben okudum hani o kadar. Üstad'lar da burada. Stok affında şey yok. Hangi tarihli stoklar affa girecek? Ne kanunda ne tebliğlerde belli değil. Yani ortak cari hesabı kasa belli. 31.12.2015'teki diyor. Ama stok affını artı veya eksi işte hangi tarih itibariyle stoklara göre düzelteceğiniz. Ben orada hani genel kanı ve muhasebe yargısıyla şöyle yaklaşıyorum. Beyannameyi verdiğiniz tarih itibariyle doğruya getirebilirsiniz diye yaklaşıyorum. Çünkü açık bir hüküm yok. Kanun koyucu da bunu bilerek açık bıraktı diye
düşünüyorum. Hani bilançoları biraz daha gerçeğe yaklaştırın diye. Sorumuz şu. Stok affından yararlandık. Beyannameyi 31 Ekim'de verdik. Onayladık. Ekim 2016 BA'sını bildirdik. Ödemesini yaptık. Kasım 30 Kasım'da. Stok affına ait KDV'yi Ekim 2016 mı? Kasım 2016 hangi dönemin KDV1'inde indirim konusu yapacağız? Sanki bize ödemenin yapıldığı dönem daha doğru geliyor. Kasım dönemi daha doğru geliyor. Benzer bir soru şimdi bana da gelmiş. Buradaki örnekte Eylül ayında tahakkuk ettirmiş ve Eylül ayı beyanında da indirmiş. Ancak mali idare diyor. Daha sonra verdiği görüşte Kasım ayında ödemesini yaptıktan sonra indirebilirsiniz dedi diyor. Dolayısıyla tahakkuk esası geçerli değil mi? Bu durumda erken KDV indirimi mi yapmış olduk demiş arkadaşımız. Tesadüfen doğru cevap. Evet. Biz doğru dedik ama hani hakikaten bu arkadaşın yaptığı da yani tahakkuk ettiği dönem itibariyle indirme de savunulabilir gibi geliyor bana. Baktığımda henüz ödenmese de ama mali idare böyle görüş vermiş. Ben de hani olsam bana sorulsa öyle görüş verirdim. Çünkü burada özel farklı bir durum var. Dolayısıyla devletin bir düzeltme yaparken hani devletin yaklaşımı anladığım kadarıyla işte ödeme yapılmadan indirme yaptırmama yolunda. Ben de onu tavsiye ederdim. Burada nasıl düzeltiriz? Bir düzeltme beyanında belki bulunup pişmanlıkla öyle düzeltmek daha yararlı olur ki sonrasında gereksiz yere problem yaşamayalım diye. Estağfurullah. İki soru daha var. Nakit sermaye artırımı konusunda ortak yurt dışındaki bir yabancı şirket ise bu yabancı ortak yurt dışında bankadan üç taraftan borç almak, kredi çekmek vasıtasıyla ortağı olduğu şirketin sermayesini artırıyorsa. Şimdi özellikle nakit sermaye artırımı konusundaki her olay şirkete özel olaydır. Çünkü kanun koyucu örtülü kazançtaki kurumlardaki 12. maddeye atıfta bulunarak amaç şu, şirketi ve ortaklarını borçlandırarak sermaye artışı yapmasın. Yani aslında sermayenin tabana yayılması ekonomik ilkesi altında bir gerçekleşen bir şey. Dolayısıyla eğer taze para, nakit para bu örtülü 12. madde kapsamındaki dışındaki yerlerden geliyorsa evet indirim konusu yapabilirsiniz. Bir de Bakanlar Kurulu kararını iyi inceleyin lütfen. O konudaki bakanlar her şirkete bu imkanı vermiyor çünkü. İşte holding şirketlerine yatırım yapılan şirketlere %25, %50, %100, %0 gibi onun bir tarifesi var. Onları incelemenizde fayda görüyorum. Son olarak da biraz yazı kötü zorlandım ama özeti şu. 1 Ekim'den 34 2017'ye kadar bir gider var. 7 aylık gider. Biz bu gideri 180'e kayıt ettik vesaire 770'e aldık. Daha sonra diyor ki aslında soru şu. 7 aylık giderleri tahakkuk ederken yıl da araya gireceği için hesap dönemi biteceği için acaba 180 mı kullanalım 280 mı? Bu aslında çok sevme sınavlarında da sorulur. 180'dir 12 aya kadar ki bütün gider tahakkukları ya da peşin ödenen giderlerin tahakkuku 180'dir. Uygulamada çoklukla 280 hatta yazılan çizilenlerin içinde de böyle kullanılır. O sizin bilanço yapınızı bozar. Biliyorsunuz artık bütün mükellefler ayda bir mizan isteyip bankaya gidiyorlar. Dolayısıyla 180'dir. Orada dönem varlıklardan başka yere çekmeyin. Teşekkür ederim hocam. Bize Volkan Hoca'ya bu doyurucu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci soru cevap kısmını Zeki Gündüz Üstad'la yapacağız. Üstad buyurun. En son devlete vereceğiz. Buyurun Üstad. Teşekkür ederim. Varlık barışında yurt dışında getirilen yanında yurt içinde şahıslar yastık altındaki paralarını bankaya yatırarak belgeleyebilirler mi? Bu da varlık barışına girer mi? Şimdi kanunun 7. maddesinin 4. bendi. Türkiye'deki varlıkların varlık barışı kapsamında nasıl yararlanacağına ilişkin açıklamaları içeriyor. Diyor ki gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın falan filan. Şimdi buradaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Türkiye'deki mükellefiyetle ilgili eğer bir gelir var ve bunu kanuni kayıtlara almak istiyor iseniz kanuni kayıtlardan
geçirerek bunu varlık barışı kapsamında problemsiz hale getirebilmek mümkün. Ancak bazen yaptığımız sohbetlerde, hatta meslektaşlarımızın da yaptığı yorumlara baktığımda gereksiz bir ehvamın da olduğunu görüyorum. Yani Türkiye'de nakit para tutmak ya da paranın ya da servet unsurlarının olması ne izne tabi, ne yasak, ne de başka bir problem yaratıyor. Buradaki problem, sizin 5 yıllık zaman aşımı dilimi içerisinde gelir getirici beyanı gerektiren gelirlerinizle ilgili eksik beyanda bulunmanız nedeniyle yaşayabileceğiniz vergisel problemler. Dolayısıyla eğer bir vergisel probleminiz yok ya da ortaya çıkması mümkün değil ise, sırf evinizde para olması, servet unsurlarının olması bunun herhangi bir yasallık sorunu olduğunu göstermiyor. Öncelikle dolayısıyla bir şeyden yararlanma bu tür servet unsurları ile ilgili gerekmiyor. Peki bir şirketiniz ya da işletmenizle ilgili beyan etmediğiniz kayıtlarda olması gerekirken olmayan unsurlar var. Onları, yurt içinde olanlarını da gayrimenkuller dahil işletme kayıtlarına alabilir ve bu yolla, bu kanun kapsamında yasallaştırabilirsiniz. Yalnız burada şöyle bir problem var. Tamam, ben işletme kaydına aldım. Sonrasında da istediğim gibi çıkarttım. Bununla ilgili de oldukça geniş bir serbesti var. Ama bu beni, eğer o işletmemle ilgili ise ve o işletmem incelendiğinde işletme kayıtlarından hareketle 5 yıllık zaman aşımı dilimi içerisinde bir vergi tarihatı yapılabiliyorsa, varlık barışında bunları deklare etmiş olmam beni bir şeyden koruyor olmayacak. Sadece o kayıtlardan hareketle bana bir şey yapılamayacak. Sadece bu varlık unsurlarını var, bunu nereden buldun diyemeyecekler, ondan hareketle bir soruşturma yapamayacaklar. Ama benim kayıtlarımdan hareketle bir şey çıkıyorsa, işte envanter farkı var, yok efendim işte faturasız mal çıktım ya da bir kısım belgeler sahte ya da yanıltıcı bulundu ya da gider kabul edilmedi. Muhasebe ve kayıtlarımdan hareketle her zaman inceleme yapılabilir, tarihat yapılabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Ama az önce söylediğim çerçevede isterseniz yurt içindeki varlıklarınızı Türkiye'deki işletmenizin kaydını alabilirsiniz. İstediğiniz zaman da bunları herhangi bir vergilemeye tabi tutmaksızın çıkarabilirsiniz. Kanun bu hakkı veriyor. İmza yetkili muhasebe müdürünün şirketin amme ve diğer borçlar karşısındaki durumu ve sorumluluğu nedir? Tek başına hani muhasebe müdürünün mesleki sorumluluk dışında bir iki türlü sorumluluk olabilir. Bir mesleki sorumluluk, vergi usul kanunu hükümlerinden hareketle Türkiye'de siz işletmenin işte vergi kaybına sebep olabilecek bir takım eylem ve işlemlerinin içerisinde aktif ve yetkili bir şekilde rol oynamış ve o nedenle size sorumluluk raporu yazılmışsa, o nedenle sorumlu olabilme imkanı belki olabilir. Ama onu bir kenara bıraktığımızda, şirketin vergi ve diğer yasal borçlarından dolayı doğrudan doğruya ilk etapta sorumluluk yoktur. Ama şirket tiplerine de bir bakmak ve şirket tipleri çerçevesinde şirket ortağı ya da işte yönetim kurulu üyesi, limited şirkette şirket ortağı, anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olmuyor olmak gerekir ilk etapta. Çünkü şirketin borçlarından kanuni temsilciler sorumludur. Kanuni temsilciler geçtikten sonra eğer muhasebe müdürünün bu kanuni temsilcinin ya da temsilciyle birlikte verginin aşınmasına sebebiyet veren fiil ve eylemleri ispat edilebilir, ortaya konulabilir ise, belki o çerçevede şirket varlıklarından alınamayan kamu borçlarının o takibi o kişiler nezdinde yapılabilir. Ama
bayağı geride ve zor, öyle kolay bir husus değil. Vergi incelemesi sonucu mükelleflerin maruz kaldığı vergi matrahı, vergi cezaları ve gecikme faizlerinin vergi barışından yararlanarak madde 4 ile indirime tabi tutulan ödenecek bedellerin kayıtsal süreçleri gerçekleşmektedir. Gider yazılabilme olasılığı mevcut mudur? Hayır, bu kanun kapsamında yapılan ödemeler kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetindedir. Faizler, vergiler ve cezalar. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir. KDV iadesi alırken artık kapanmayan GÇB sorunları yaşıyoruz. Kapanma tarihlerini görüntüleyemiyoruz. Görüşleriniz nedir? Bilmiyorum. Yani gümrükle görüşerek spesifik bir sorun mu, genel bir sorun mu, nedir ne değildir bakmak gerekir. Ama somut ben yaşamadığım için bilmiyorum buradaki sorun ne ve nasıl çözülür. İş gücü hizmet temininde KDV iadesinde özellikli konular hakkında bilgi verebilir misiniz? Hayır, veremem. 12. aya ait faturanın geç gelmesi sonucu bir sonraki dönemde KDV indirimi yapılmaksızın tüm tutar gider olarak kayıt yapılabilir denildi. Peki fatura tutarı BABS kapsamında ise düzeltme mi yapılacak yoksa yeni dönemde mi beyan edilecek? Yeni dönemde de beyan edilebilir. Bir kere bir uyumsuzluk olacak. Eğer dönem uyuşması olmazsa iki mükellef arasında, dolayısıyla sorgulanacak ve o çerçevede açıklama her halükarda istenecek. Kanunen kayıtlara aldığınız dönem çerçevesinde forma tabi tutmanız gerektiğini düşünüyorum ama bu her halükarda uyumsuzluğa sebep olacak, sorgulanacaksınız, açıklama istenecek. Ceza da uygulanabilir mi? Ben karşılaşmadım. Uygulanabilir gibi geliyor bana. Belki arkadaşlarımız bilgi verirler bu çerçevede de. KDV ve gelir matrah artırımı yaptım. Gelir artırımının %18'i oranında KDV artırımı yaptım. Fakat 2015 yılının birkaç KDV beyanını boş onayladım, ciro olmasına rağmen. Ve son geçici vergi beyanını boş onayladım, karlı olmasına rağmen. Bu beyanları düzeltip cirolu ve karlı yollamasak sıkıntı teşkil eder mi? 2016 yılına bunları yansıtmalı mıyız? 2015 ile ilgili olarak AFF'tan yararlandıysanız hem gelir hem de KDV açısından bence susun, kimseyle paylaşmayın. Ben de ismini zaten yazmamış, kimseye vermiyorum. Yok, AFF kapsamında olduğu için o dönemlerle ilgili artık hani herhangi bir şey zaten yapılamaz. Ama devreden katma değer vergisi falan, hani 2016'da zaten ne verdiniz bilmiyorum. Onlarda bir düzeltme yapmıyorsunuz, öyle devam ediyor olacak. 2016 öncesiyle ilgili ama o dönemlere dönük herhangi bir tarihat yapılamayacak. Yalnız bir yandan da şimdi sesli düşünüyorum. 2016 öncesine ilişkin irdeleme, inceleme şöyle yapılabilir. 2016'da devreden katma değer vergisi ya da devreden zararı etkileyecek bir şey varsa o çerçevede geçmiş dönemler incelenip düzeltilip 2016 ve sonrası için 2000 matrah artırımından yararlanan dönemlerle ilgili herhangi bir cezalı işlem yapılmaz. Ama 2016 ve sonrası için bakmak lazım. Bu söylediklerinin 2016'ya bir etkisi olmuş muydu, olmamış mıydı? Yani fazla bir indirim ya da işte eksik bir şey var mıydı diye 2016 yılında. Ona da bir bakın ama normal şartlarda herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Denetim firmalarının yapmış olduğu rutin aylık denetlemelerde bahsetmiş olduğunuz temsil ağırlama giderlerinde detayda değindiğiniz alkol ya da şirket tarafından düzenlenen eğlence ve benzeri giderlerin indirim ve gider yazılması hususunda son durum nedir? Yani gider yapılabiliyor mu? An itibariyle şimdi
bizim hani son durum ya da ilk durum diye hakikaten Volkan Bey'in söylediği gibi bir şey yok. Genel olarak hani yorumlarda belki farklılıklar her zaman olabilir ama bu konuda kıstas gelir vergisi kanununda gider kabul edilmeyle ilgili maddeler, yani işle ilgili olması lazım, işle mütenasip olması lazım, gelir getirici faaliyetle ilgili olması lazım. Eğer işle ilgili ise, hakikaten işle mütenasip ve işle ilgili bir giderse, o konuda bir problem yoksa, içindeki içki kısımlarının gider yazılmaması gibi bir değerlendirme yapılamaz. Ancak uygulamada yaygın bir şekilde kişisel giderlerin işletme gideri olarak dikkate alınmaya çalışıldığı uygulamalar olabiliyor. Yani insanlar ne bileyim ailecek tatile gidiyor, o işte fatura alıyor, ondan sonra onu işletme gideri diye yazıyor. İşte her işte yemeğe çıkıyor ailesiyle, etrafındaki insanlarla, işle ilgili hiçbir şey olmamasına rağmen fatura alıyor, onu gider yazıyor. Şimdi bunlarla ilgili eğer bir tespit olur ve bunun işle ilgili olmadığı iddia edilirse, onun alkol kısmı vesaire değil, hepsiyle ilgili bir soru işareti ve tartışma olabilir. Onu bir kenara bıraktığımda, eğer işle ilgili kabul edilen bir giderse, alkolle ilgili bir ayıklama yapılmaması gerekir. Böyle bir değerlendirme bizim kanunlarımıza dayanılarak yapılamaz. Artı, eğlence meselesinde de işin eğlence olup olmaması değil, işle ilgili olup olmamasıdır önemli olan. Şirketin büyüklüğüyle mütenasip, artık bakıldığında bir bakıma gelenekselleşmiş, işte şirketlerin kuruluş yıl dönümleri, efendim yılbaşı, bayram vesaire gibi belirli dönemlerde şirketlerde çalışanların motivasyonunu da artırabilmek, teşvik edebilmek gayesiyle, hatta gövde gösterisi olsun diye marka ya da şirketin genel duruşuyla ilgili bu tür harcamalar yapılabilir ve bunlar da genel olarak bakıldığında eleştirilmiyor. Eğer eleştirilecek olsa büyük şirketlerin, büyük grupların hemen hepsinde bu tür mutlaka harcamalar var ve bu zamana kadar yapılan incelemelerde de bu yönüyle geneli itibariyle eleştiriler yapılmadı geçiyorum. 6736 sayılı kanun kapsamından önceki bir süreçte 2016 yılı Mart ayında iflas erteleme girişimleri esnasında kayıtlarda görünmekle birlikte işletmede yer almayan stok kalemleri için kayıtlı değer üzerinden KDV'si de eklenmek suretiyle kayıtlarda KKG yapılmak suretiyle stoklardan çıkarıldı. Fatura düzenlenmedi ve KDV beyannamesine de fazla ve yersiz KDV olarak dikkate alındı. Daha sonra kanun çıktı, yapılabilecek olsa ne olurdu? Az önce aslında bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Kanun kapsamında olsaydı maliyet daha az olurdu. Merhaba, ben 2005 yılında bir limited şirketin %5 hisseli yetkisiz ortağıyım falan filan. Bununla ilgili geçmiş dönemle ilgili borç çıktı. 6736 sayılı yasadan yararlanarak ödedim. Bu vergi borcunun bana ait olmadığına dair vergi dairesine dava açıp KDV'den dolayı ödediğim vergiyi geri almak için vergi mahkemesine gitme hakkım var mı? Bu konuyla ilgili yetkisiz ortaklara ödetilen vergi borçları falan filan. Şimdi belki olabilir de bunun için geç kalınmış. Yani hakikaten sizden alınamayacak bir tutar idiyse ödenmemesi ve isteniyor ise dava konusu yapılması gerekiyordu. Anlıyorum, muhtemelen 6736 sayılı kanunda oldukça düşük bir seviyeye indi. O yüzden ödendi. Bu durumda hani en makulü hakikaten bundan sorumlu olması gereken ortaklar, hali hazırdaki ortaklar ya da olması gereken ortaklar, kanuni temsilciler kim ise bu çerçevede onlara rücu davası açarak takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Gereksiz yere hani maliyeyi dava ettiğinizde usul sorunları içerisinde boğulursunuz ve netice alabilme ihtimali de çok
çok kuvvetli değil. Zaman kaybetmek yerine asıl ödemesi gerekenlere dava açıyor olmakta fayda var. Bana gelen sorularda bu kadardı. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz Üstad Zeki Gündüz'e. Şimdi Maliye Bakanlığı'ndaki üstadlara dönüyorum. İlk söz Selçuk Gürbüz'e, kendilerine gelen soruları cevaplayacaklar. Buyurun, söz sizin. Evet arkadaşlar, soruların bir kısmı özellikle kapsamında ya da şu anda cevap bende olmayan sorular. Onları bir kenara ayırdım. Sorusuna cevap alamayanlar Usul Müdürlüğü'nün mail adresine aynı soruları gönderirse gerekli araştırma yaptıktan sonra dönebiliriz kendilerine. İhracat işlemlerinin e-fatura uygulamasına geçişiyle ilgili işte 1-2 Noyet tarihinin uzama ihtimali var mı şeklinde bir soru gelmiş. O konuda bir bilgim yok biliyorsunuz ama gümrük işlemleri kılavuzu yayınlandı. Geçen sene de bir sene ertelenmişti. Entegratör firmaların gerekli hazırlığı yapamadığını yazmış arkadaş. Onunla ilgili şu anda bana intikal etmiş veya bilgim dahilinde olan bir şey yok şu an için. 1-1-2017 diye söyleyelim onu. O konuda detaylı bilgi dediğim gibi gümrük işlemleri kılavuzunda okuyarak görebilirsiniz. İlk defa internetten hizmet satımına aracılık yapan ve bu hizmet satışından komisyon alan mükellef işe başlamada hangi defteri tutacak? Hizmet satışlarına tahsil ettiği bedeli muhasebe kayıtları nasıl olacak? Tahsil ettiği parayı posta tahsil edip komisyon harici hizmeti yapana ödüyor. Burada bu mükellefimizin geliri tamamen kendi tahsil ettiği komisyon geliridir. Muhasebe kayıtlarını da ona göre yapacak. Beyannamelerini de onu beyan edecek. Sadece KDV beyannamesinin 45 nolu satırında mecburen denetim amaçlı bir bilgi o biliyorsunuz. Tüm kredi kartıyla tahsil edilen tutar yazacak ama vergi dersi sorduğunda bunu izah edebilir. Bu konuda özelgeler var zaten sistemde de var. Evet. E-defter mükellefiyetimiz 2017'de başlıyor. Limited olarak gerekli müracaatları yaptık. Ocak ayını vereceğimiz Nisan ayına kadar herhangi bir şey yapmamız gereken bir işlem var mı? Aralık ayında envanterimizi tasdik ettirip bekleyecek miyiz? Şimdi şöyle, o 3 aylık süreç e-defter beratının onaylanmasıyla gibi gönderilmesiyle ilgili alakalı bir şey. Onun dışında muhasebe kayıtlarını vergi usul kanununda belirtilen işte 10 günlük, 45 günlük sürelerde zaten yapmanız gerekiyor. Yani e-defterle normal kağıt ortamında tutulan defterin hiçbir farkı yok. Tek farkı noter tasdiki yerine işte berat gönderiyorsunuz gibi onun noter tasdiki gibi oluyor. Yani 3 aylık süreç boyunca işte yatacağız, hiçbir şey yapmayacağız, hiçbir kayıt yapmayacağız gibi bir husus yok, onu söyleyelim. Normal vergi usul kanunundaki sürelere uyacaksınız. 3 ay sonra şey yapabilirsiniz. Nisan ayının sonuna kadar beratları yükleyebilirsiniz. Ocak ayı için tabii. Evet. Limite şirkete ait mükellefimizin karar defterini mükellef kaybetmiş. Ticaret mahkemesinden zayi belgesi almanız gerekiyor mu demiş. Gerekiyor yani. Ticari defterlerin kaybolduğunda zaten ispat edici vasıta olan defteri kaybettiğinizde ticaret mahkemesinden alabiliyorsunuz. Evet. 2016 yılında e-fatura mükellefiyiz. 30 Kasım'da irsaliye ile mal sevki yapılmış. E-faturanın fiilen 5 Aralık tarihinde 30 Kasım 2016 tarihi olarak düzenlenmesinde mevzuat açısından sakınca var mıdır? E-fatura sisteminde teknik olarak geriye doğru fatura düzenlemek mümkün ama vergi usul kanunundaki sürelere uymak zorundayız. Aksi halde cezai müeyyide ile karşılaşılır. Hizmet ne zaman, mal veya hizmet ne zaman yapıldıysa, ne zaman teslim edilirse o süreden itibaren 7 gün içinde düzenlemeniz gerekir. Geriye doğru 6 aylık da düzenleyebilirsiniz faturayı ama gerekli cezai hususlarla karşılaşırsınız. Teknik olarak ama öyle bir şey müsaade edilmiş. E-faturaya tabi işletme dönem içinde şube açtığı takdirde açılan şubenin e-defter durumu ne olacaktır? Şube için ayrıca defter tutulacak. Şubeler için e-defterlerde ayrı bir başvuruya gerek yok. Gerekli uyumlu yazılım programlarıyla uyumlu olan programları kullanırsanız şubeli olarak defter tutabiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. E-arşiv faturaya tabi bir mükellefiz. E-deftere tabi olup olmayacağı hususunda bilgilerinizi arz ederim demiş. E-arşiv faturaya tabi olmak e-defter zorunluluğu getirmiyor. İkisinin şartları farklı. Yalnız e-arşiv faturaya tabi olan mecburen e-fatura sistemine de dahil oluyor. Çünkü sistem beraber işliyor ama e-defterin şartlarına henüz ulaşmadıysa sadece e-arşiv faturaya tabiyim diye e-defter tutmak zorunluluğunuz yok. Firmamız 2-12-2016 tarihinde e-faturaya geçti ancak bazı firmalar bize kestikleri faturaları 2-12-2016 tarihi öncesi olan 11. ayı kesmişler. Biz bu faturaları kabul edip kayıtlarımızı almak istiyoruz. Bir sakıncası var mı? Yani bunu şöyle anlıyorum. 2-12-2016 tarihinden öncesi henüz kağıt fatura kullanırken gelen kağıt faturaları kullanabilirsiniz. Ama e-fatura sistemine geçtikten sonra e-fatura sisteminde kayıtlı olan kullanıcıların size elektronik ortamda fatura düzenlemesi gerekiyor.
Evet, alış ve satışlarının büyük kısmı cari hesap sözleşmesiyle yapan firmanın e-fatura, defter, e-arşiv uygulamalarını yorumlar mısınız demiş. 2016 yılında Ekim ayında satışları 10 milyon aşan firmanın e-fatura uygulamasına geçeceği tarih 2017 Ekim midir? Yoksa 2018 Ocak mıdır? Şimdi bu e-faturanın 10 milyon liralık brüt satış hasılatı kısmında gelir zaten şey yorumuna girmiyor. Yani ben bunu işte 600'e kaydetmeyecektim de şöyle yapacaktım da böyle yapacaktım da o yorumlara hiç girmiyor. Ben diyor gelir tablosuna bakarım diyor 10 milyonu gördüm mü diyor geçeceksin diyor. Onu bir defa söyleyeyim. Zaten gelir dersi üstadlar da bilir. Muhasebe uygulamalar ilgili özel geçmiş zaman vermez. Her zaman der ki bir nolu muhasebe uygulama tebliğine göre bakın der. Bu konuyla ilgili zorunlulukta yani en önemli zorunluluk diyeyim 10 milyon TL brüt satış hasılatının geçmesi. Gelir tablosuna bakıyoruz. Geçtiyse geçmiştir. 2016 ile Ekim ayı satışları 10 milyonu geçen firma 2017 Ekim'de mi geçecek? Öyle değil. Mesela 2016 takvim yılında veya hesap döneminde 10 milyon brüt satış hasılatını geçtiniz. Beyannameyi ne zaman veriyorsunuz? Nisan 2017. Takip eden dönem 1-1-2018. Yani yıllık ya da hesap dönemine göre bunu değerlendireceğiz. Evet, temel fatura olarak kesilen e-faturanın kayıtlı elektronik posta ile iadesi mümkün müdür? Mümkündür. Ya harici yollardan noter kanalıyla ya da KEP vasıtasıyla itiraz edebilirsiniz. Kendi isteğiyle zorunlu olmadan e-faturayı geçen firma e-defteri geçmek zorunda mıdır? Kendi isteğiyle geçen e-defteri geçmek zorunda değildir. Tam tersi için de aynı şey geçerli. E-defteri geçişin zorunlu olan cirolar ne kadardır demiş. 454 nolu vergi usul kanunu tebliğine bakabilirsiniz oradaki şartlara. Evet. Tedarikçimiz e-fatura mükellefi, şirketimiz de e-fatura kullanıcısı. Tedarikçimiz nevi değişikliği yapıyor ve Ekim ayı BS'sini limited ve aşı olarak ayrı ayrı beyan ediyor. Doğru. Oysa ki e-faturayı limited firmasından düzenliyor. Onu mecburen öyle düzenliyor çünkü daha mali mührü alamadı. Bir geçiş aşaması var. Sadece not kısmına aşı olduklarını ve yeni vergi numaralarını yazıyor. Doğru. Biz bu durumda beyanımızı limited olarak bildirdik. Onlar ise limited ve aşı olarak ayrı ayrı bildirim yaptılar. Doğru olan nedir? Açıklama kısmında AŞ'yi gördüğünüz için sizin de beyada AŞ olarak yani yeni ummandan bildirmeniz gerekiyordu. Onun limited olarak o faturayı kesmesinin tek nedeni teknik bir sıkıntıdan kaynaklı. Yani o yeni mali mührü temin edene kadar bir süre geçiyor. Onun sorumluluğu o şekilde düzenleyip açıklama kısmına AŞ'nin ünvanını, vergi numarasını yazmak. Siz de oradan bakıp AŞ'ye göre beyanınızda belirtmeniz gerekiyordu. E-faturada kaç gün geriye dönük fatura kesebiliriz? Ceza ve yaptırım var mıdır demişti. Bunu kısmen cevapladık zaten. E-faturalarda teknik olarak geriye doğru fatura kesiliyor ama vergi usul kanunundaki sürelere uymamaktan kaynaklı cezai müeyyide ile karşılaşırsınız. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok faydalı bilgiler oldu. Şimdi son soru cevap. Murat Sever Üstad da buyurun. Söz sizin. Devlet sanatçısı olan ressamım vergi muafiyet durumum nedir? Burada arkadaşlar gelir vergisi kanunu 18. maddeye göre ressamlar ve diğer sanatçılar istisna kabul edilmiş. Affedersiniz. Kendileri nasıl bir yol izleyecek? Kültür Bakanlığı'na başvuracaklar. Kendilerinin ürettiklerinin sanat eseri olduğuna dair bir belge ile birlikte İstanbul'da oturuyorsa başkanlığımıza müracaatla biz kendilerine özelge vereceğiz. O tarihten sonra kendisi vergiden istisna olacak. Limited şirketin derneğine yapmış olduğu bağış indirim konusu olur mu? Diğer indirimler kapsamında bağış olarak indirimi kabul edecek noktalara değindik. Bu kabul edilmeyecek. Kastamonu İş Adamları Derneği denilmiş. Ancak bahsettiğimiz rehabilitasyon merkezi olur, ibadethane olur ya da okul, yurt ve benzeri kuruluşlar için protokol olması kaydıyla mümkün. Yıllık gelir vergisinde matrahtan indirilen eğitim ve sağlık ile şahıs sigorta giderleri izahat sisteminde dairenin yazar kasa fişiyle yapılan sağlık giderleri kabul edilmiyor arkadaşlar. Yazar kasa fişleri gider olarak kabul edilmiyor. Kızılay, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlara yapılan bağışlarda sadece banka dekontu yeterli mi? Diğer koşulların sağlanmış olması kaydıyla yeterli. Ticari faaliyeti olmayan bir gerçek kişi bir iş makinesi satın alarak ticari bir işletmeye kiraya verebilir mi? Evet, verebilir. Peki ne tür bir gelir olur? Gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan etmesi gerekir. İstisna tutarını aşıyorsun. Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine yapılan camilere yapılan yardımlar vergiden indirim yapılabilir mi? Evet, yapılabilir.
Bahsettiğim gibi ya kamu yararlı bir dernek ya da vakıf olacaksınız ya da ilgili izinler alınmış olmak kaydıyla devlet kurumu, ilgili dernek ile protokol yapılmış olması kaydıyla indirim konusu yapılabilir. Yapılandırmanın uzatılmasıyla ilgili bir talep var. Bunu ancak mükelleflerimizin siyasilere baskısıyla mümkün. Kanun hükmü açık, süre bitti. Geçmiş olsun. Atölyelerin ev hanımlarının nakış vesaire işlemler için gider pusulası düzenliyoruz. Stopaj söz konusu mudur? Hayır, burada stopaj söz konusu değil. Malum zaten bu tip iş yapan ev hanımları vergi muafiyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Sektörel dış ticaret firmalarıyla çalışan firmalarda götürü gider hesabı yapılabilir mi? Böyle bir ayrım yok. Olaya özel değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Başka bir soru. 5510 sayılı kanunun 88. maddesi kapsamında kanunun kabul edilmeyen gideri maliye bünyesinde yorumlayabilir misiniz denilmiş soruda. Sunumda da değinmiştim. Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları gelir vergisi ve kurumlar vergisi açısından gider yazılamıyor. Yine erken ödeme indirimine yararlanılması durumunda bu indirimlerin kayıtlara gelir olarak alınması gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumuna ödenen para cezaları, gecikme faizleri kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Benim cevaplayacağım sorular bu kadar arkadaşlar. Burada cevaplayamadığımız soruları ya emin değilizdir ya da özelge kapsamında detay gerektirdiği için cevaplayamadık. Teşekkür ediyorum. Evet, Murat Bey de çok teşekkür ediyoruz. Efendim en başında söyledim. El Clasico burada son buldu. Ben salonda bulunan herkese, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ümit ederim yararlı olmuştur. Hepinize iyi dönem sonu işlemleri diliyorum. Ben de bu vesileyle herkesin yeni yılında şimdiden kutluyorum, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Seminerimizin sonuna geldik, bir seminerimiz daha. Birkaç dakikada nızı rica ediyorum. Plaket törenimiz var. Değerli konuşmacılarımız çok kıymetli bilgilerini bizlerle paylaştılar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili